sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Beşiktaş'la ilgili ben bir duyum verdim. Dedim ki bunlar elinden Vegorstok kaçıracak demedi demeyin dedim. Dediniz ki hocam öyle bir şey olmaz, imkanı yok. Dedim ki var. Hatta e, üyelere daha da önemli şeyler söyledim. Sonra Beşiktaş kulübü dedi ki Vegorstok'un gideceğini söyleyenler yalançıdır, öyle bir şey yok dedim. Sonra ben dedim ki Beşiktaş kulübü yalan söylüyor. Hadi lan oradan dediler. Sen Beşiktaş'tan neyin bileceksin? Beşiktaş 2 milyon 825 bin euro Fesih bedeli karşılığında Weghorst ile yollarını ayırdıklarını resmen açıkladı. Weghorst Beşiktaş'ta oynadığı 18 maçta 9 gol 4 asist yapmıştı. Şimdi Weghorst'u gönderip Abu Bakar alacaklarını iddia ediyorlar. O beni çok alakadar etmez. İstediklerini alsınlar. Yani istiyorlarsa kuşu maydını alsınlar. Çok şey değil. Ama Sistemi ve üzerine kurup doldur, şişir, kaldır, hapla, zıpla, sadece şişir ve kors indirir. Sen onu at. Sadece şişir taktiğiyle başladıkları sezonun devamı da böyle gelmişti. Şimdi merak içerisindeyim nasıl devam edecekler, kendilerini ettiler. Bir ikinci olay Hatay Spor karşısında Galatasaray'ın puan kaybetmesini beklediler ama ne ilginçtir Hatay Spor'da lisanslar bilmem yetişmedi, iki futbolcu iki stoper birden sakatlandı, kadro dışında kaldı falan hani fark yiyecekleri belliydi ki <laughs> Hatay Spor fark yedi. Hani ben de dahil birçok kişi belki de hani Hatay Spor 6 sıraya çelme da Hani umutlarımız tekrar yeşerir, ligeye gelir falan filan diyorduk ama olmadı. Ee, Taraftar da Volkan Demirel'i suçluyor. Ulan arkadaş geçen hafta biz kendi hatamızla, kendi oynayamadığımız oyuna, kendi kuramadığımız beceriye, kendi üçlü inadımıza kendi ee, şeyimize diyeyim rakibe maçı verdik millete şey aramayın. Fakat benim takıldığım bir nokta var. Uğur Çiftçi. Hatırlıyor musunuz Uğur Çiftçi? İsmail Kartal Fenerbahçe'yi istediği zaman FETÖ'cü İsmail Kartal diyordunuz. Balici diyordunuz. Kinerci diyordunuz. Düğünlerinize çağırmıyor. Ya bu başkaydı o. Benekli İsmail'di o. <laughs> Rıza Çalınbay. Sivas Spor'un teknik direktörü. Eski te e şimdi şi şi şu anki teknik direktörü. Uğur Çiftçi için Galatasaray'dan teklif geldi. Büyük ihtimalle transferin biteceğini düşünüyorum. Biz Emre Taşdemir ve Yusuf Demir için konuştuk. Şu anda gelişmeler bu diyor. Bakın. Uğur Çiftçi'ye karşılık Emre Taşdemir'in bon servisini ve Yusuf Demir'i direkt olarak alacaklar. Sivas Spor. Uğur Çiftçi. Bakın şampiyonluk yolundalar. Avantajı da eline geçirmiş durumdalar. Aynı hamleyi, aynı avantajı Fenerbahçe yakalasa, Uğur Çiftçi yalsa... Ne Ali Koç'un yedi ceddini koyarsınız ne sülalesini koyarsınız. Fananhult, Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir, Uğur Çiftçi 4. Hadi Emre'yi sayma 3. Herifler 3. sol bek alıyorlar. Ve aldıkları sol de muhtemelen oynatacaklar falan filan. O çok umurumda değil ama. Ben burada şunu anlatmak istiyorum. Bakın Yusuf Demir ne umutlarla geldi. Kaç milyon euro para verdiler ettiler. Adamlar oynatamadı mesela kiralıyor. Niye bunlara küfürler edilmiyor da sadece Fenerbahçe taraftar ediyor? Yani edin diye demiyorum. İşte siz bu kadarsınız arkadaşlar. Siz bu kadarsınız. Yani <laughs> Adana Demirspor Mustafa Hoca'nın duyumunu verdiği Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmış. Sadece Fenerbahçe'den değil başka takımlardan da verdiğimiz duyumlar çok şükür yerine geliyor. Ki Cao Pedro 45 gün sonra ilk kez takımla çalışmalara başlamış. Tam 45 gün sonra başlamış arkadaşlar. Cao Pedro'nun sakatlandıktan sonraki hafta verdiğim duyma bakın. Niye 45 gün üstünde durduğumu anlayacaksınız. Tamam burası böyle. Şimdi çok ciddi duyumlar var. Bu arada TFF tahkim kurulu Fenerbahçe Galatasaray maçından dolayı 112 bin lira para cezası ee, ve tribün cezası verip İrfan Can'a da iki maç ceza vermişti. Onu da hatırlatalım. Bunu da konuştuk. Şimdi değerli arkadaşlar. Günün bombası Hacı Raid. Hatta haftanın bombası Hacı Raid. Ben gittim bir video çektim yer yerinden oynayacak. Ya bir yerinden olacak. Bir konuşacağım ben, ben konuşacağım her şey tam olacak dedim. Benden sonra maşallah ortalık 56 olmuş. Bunu hani kendimi övmek övmemek açısından söylemiyorum ya. İnanın bu kanalın kitlesi belli. Bak koyu Fenerbahçeliyseniz, Fenerbahçe aşığıysanız yendiği zaman kızıyorum, televizyon izlemiyorum ama gene de bırakamıyorum diyorsanız bu kanalın abonesisinizdir. Bak aşağıda Abone ol yazan yerde abone olun da yazıyorsa koy Fenerbahçelisinizdir. Fenerbahçe aşığısınızdır. Ya benimkinde sadece abone ol yazıyor. Siz yeterince Fenerbahçeli değilsiniz. Çünkü böyle manyak bir adamı kaçıramazsınız. 7.24 24 Fenerbahçeli'nin ilgili videosunu beklediğiniz arkadaşı kaçıramazsınız. Benden söylemesi. Şimdi Hacı Rahit. İşte Fenerbahçe'nin Hacı Rahat teklifi. Oh, neymiş Hacı Rahat teklifimiz? Şimdi arkadaşlar Şöyle söyleyeyim size Fenerbahçe Antalya e Spor Forması giyen Hacerayt için Akdeniz ekibine Bir teklifte bulunmuş Sosyal medyaya göre Yani o teklifin 86 türlü şeyi var hani <laughs> Şu adam bir gün şöyle yaptı temel bir gün böyle yaptı yok o temel değildi kastamonuluydu o bugün böyle yaptı falan var ya Bu da öyle Fenerbahçe Antalya e Spor Forması giyen Hacirayt için Akdeniz ekibi de 4,5 milyon euro ile birlikte Nazım Sangare 1, Buruma 2 ve Lemos'tan oluşan bir teklif sunmuş. <laughs> Bakın yanlış duymadınız. <laughs> Yükselik tuttu ya Allah Allah tövbe estağfurullah. Hacirayt için Nazım Sangare 1, Buruma 2, Lemos 3. Böyle bir teklif sunmuş. Bu arada Bruma bizim futbolcumuz mu ya? Ben onu tam bilmiyorum. Şimdi Samet Akaydın e bitti. Sırada Santrafor var. Teklif ortaya çıktı. Atla. 4,5 milyon euro ve bu isimleri önermiş Fenerbahçe. Galatasaray'ın da gündeminde demiş. Hayır Galatasaray'la gündeminde falan değil. Antalya Spor formasıyla 17 maç 11 gol atmış bir futbolcu. Bu boyla yani baya baya etkin bir futbolcu. Antalya Spor'dan da açıklama geldi. Antalya Spor As Başkanı Emrah Çelik açıklamalarda bulundu. Şimdi hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı söyleniliyor. Bolcu için. Değil mi? Doğukan Sinik'in Doğukan Sinik'in imza töreninde açıklamalarda bulunmuş. Erkan Eybili Gençler Birliği'ne Gökdeniz Bayrakları Bodrum Spor'a kiraladıklarını hatırlatmış. Ki Antalya Spor'da şunun farkında. Kendilerinde yıldız olan futbolcuyu gönderdi gönderdi göndermedi geriye gidiyor futbolcu. Parladığı anda satmak zorundalar. <laughs> Bugün de Doğu Kansini'yi kiralıyoruz. Yuan'a hoş geldin diyoruz. Haji Wright için. Haji son bir yılın ligdeki en fazla gol atan oyuncularından. Antalya'ya güzel bir katkı sağlayarak gidecek. 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 Dünya futboluna da çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Hacı Wright'la ilgili 8 kulüple görüşüyoruz. 8 dedi. Hocam ben demedim 8 dedi. Hocam 7, 8 nasıl 8? 8 kim? Ben demedim o dedi. 8 dedi. Hocam bak Beşiktaşlılar kanallı basa. Ya ben demedim o dedi. 8 kulüple görüşüyoruz. Olgunlaşanlar var. Başkanımız en doğru kararı verecektir. Hacı Wright'ın durumu 10 gün içerisinde netlik kazanacak demiş. Yoo 10 gün içinde falan değil. Daha çabuk netlik kazanacak. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. <laughs> Acırayt Fenerbahçe'nin alması için bir şeyin olması lazım. Neyin olması lazım? Fenerbahçe'de bir forvetin azalması lazım. Ben size geçtiğimiz günlerde müthiş bir şey verdim. Dedim ki son dakika böyle ateştim ateşli şeyleri vererek Fenerbahçe'den bir futbolcuya 7 milyon euro civarında bir teklif var. Yok hocam civarı mı var demedin? 7 milyon euro dedin. Kıvırma. Tamam 7 milyon euro dedim. Civar hani civarı diyeyim de bir şey olmasın ya bir fiyat kırılır ne bileyim vergi algı kırılır uçak biletini kırarlar ha, ben, sen yedi deme yedi demiştin falan deyip de bana şey yapmayın 6.95 falan yazarsa yedi demiştin bilemedin falan deyip demeyin <laughs> şimdi enler Valencia Valencia ile ilgilenen birçok kulüp var ama kulüplerden bir tanesi manyak kafayı yemiş sıyırmış Hani alacağım da alacağım. Ne olursa olsun ben bunu alacağım diyor. Kulüp. Ben bunu alacağım diyor. 5'e de alacağım. 6'ya da alacağım. Yediye de alacağım diyor. Kulüp bunu söylüyor. Şimdi dün itibariyle sosyal medyada şöyle bir duyum paylaşıldı. İnternasyonel Kruz Arul ve Al Şarjak Fenerbahçe'nin Kıvatorlu golcüsü Enner Valencia ile ilgileniyor diye. Ama 7 milyon euroyu veren kulübün hangisi olduğunu sizin kendinizin anlaması lazım. Ben çok detaya giremiyorum. Şimdi bu kulüpler Valencia ile ilgileniyor. ilgileniyor. Fenerbahçe de Hacı Rahit ile ilgileniyor. Fenerbahçe Valencia'yı gönderirse 33'lük futbolcusunu gönderirse ki 520 maç var kariyerinde 168 gol 72 asist bir de küfürle çalışma var. Millet günahkar oldu. Belki de milletin ya işlediği günahlardan dolayı Fenerbahçe son maçta da puan kaybeder oldu. Valencia'ya giderse otomatik olarak günah pointsler duracak. Günah pointsler durunca insanlar diyecek ki biz yanlış yaptık. Allah'ım tövbe estağfurullah. Çok günah girecek. Sevap pointsler yüklenecek. Sevap pointsler yüklenecek. Fenerbahçe'nin gol yükü artacak. Galibiyetler artacak falan. Neyse. Gelelim Hacı olayına. Bir dakika hocam. Sen şimdi Valencia'ya gibi bize net konuş. Gidiyor ama gitmiyor mu? Gidebilir de. Gitmeyebilir de. Gitmişse gitmiştir. Gitmemişse gitmemiştir. Görünen köy uzakta değildir. Ee, hocam 25 lira verseydik anlatacaktım değil mi? Ya 25 lira verseniz siz ne diyorsunuz? Sorularınızı bile cevaplarım siz. Aşk olsun. Şaka bir taraf ama Hepsini toparlamam lazım. 2-3 tane duyumu bir arada vereceğim arkadaşlar. Dikkatli dinleyin. Bak çok dikkatli dinleyin. Bu arada sponsorlarımız Üme Hastanesi'ne, Kayseri Özel Hastanesi'ne ve Golbar.com'a da ayrıca buradan teşekkürlerimi sunuyorum. 2023 yılında da sponsorluklarımızı sürdürecekler. Ve hem sizler için hem de Fenerbahçe için sürpriz katkılar olacak. Bunu da belirteyim. Şimdi biz sadece Hacı Ray'ti istemiyoruz. Bünyamin Balcı'yı da istiyoruz. Geçen yalanladıydın. Yalanladıydım. Şimdi niye doğruluyorsun? Çünkü geçen gün yalanlamam gerekiyordu. Ama şimdi doğrulayıp doğruları anlatmam gerekiyor. Ya bırak Hacer ya. Valla size siz ne diyorsanız arkadaşlar ister dinleyin ister dinlemeyin. Şimdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Antalya Spor Başkanı Aziz Çetin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşme sosyal medyaya göre Aceray transferiyle sonuçlandı. Fenerbahçe Antalya Spor'a 7,5 milyon euro bon servis ve 2,5 milyon euro bonus ödeyecek şeklinde. Yalnız Fenerbahçe'nin 7,5 milyon eurosu nereden var? Kimse bunu konuşmadı. Aceray yani yanlış bilmiyorsam, eksiğim ya da hatam yoksa 24 yaşındaki bir futbolcu. Amerika Birleşik Devletleri e, nüfusuna kayıtlı. 27 Mart 98 doğumlu. 3.4 milyon euro piyasa değeri var. Aynı gol katkısını Fenerbahçe'de yapsan 3.4 değil de e, şu an 10-16-17 falan olacaktım. Futbolcu sakat! Kalbi sakat olmasın. Ya da Fenerbahçe'de çıkacağı antrenmanı e, şeyi bekliyor. E, Fenerbahçe'den gelecek teklifi bekliyor. Sakatlık geçmişi 7 Ocak'tan beri sakat. Süphanallah. İlk defa görenler beğen butonuna basın. Şimdi Ali Koç hem Bünyamin Balcı hem Hacı Ayt için görüşme gerçekleştiriyor. İki futbolcu için de bir resmi teklif sunuyor. Ve resmi teklifin içerisinde de bazı ee, şeyler oluyor. Opsiyonlar oluyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir diğer haberimiz diyor ki Bünyamin Balcı Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Arkadaşlar lütfen sonuna kadar izleyin. Dikkatli bir şekilde izleyin. Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Bünyamin Balcı Sarla Civert'te ekibe transfer olmaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe Antalya Sporlu 22 yaşındaki oyuncu tam bir joker. Sabek Bünyamin Balcı için resmi teklifini yaptı. 22 yaşındaki oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktı. Ancak bu konuda kulübün kararına uyacağı ifade ediliyor. Bünyamin geçtiğimiz hafta Antalya formasıyla Fenerbahçe'ye karşı da mücadele etti. Bünyamin Balcı sağ bek dışında orta sahanın sağında ve ön libero'da da forma giyebiliyor. Fiziksel oyununun yanında top tekniğiyle de dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu son iki sezondur büyük kulüplerin radarında. Şimdi duyumu veren şu 7.5 artı 2.5 bonus diyen arkadaşlar için en bir hatırlatmada bulunuyorum. Aynı şeyi bakın bu saatten sonra lütfen dikkatli dinleyin. Bak dikkatli dinleyin. Yani ister ekrana son dakikayı vereyim ister alta vereyim. Dikkatli dinleyin. Bak çok duyumlar var burada. 5, 6, 7, 8, 12, 15, 35 tane duyum var burada. 1. Fenerbahçe Samet e kaydın için 3.7 milyon euro verdi değil mi? Size göre verdi. Bana göre vermedi. Bana göre bedavaya yakın bir parayı aldım. Bu aklınızın bir köşesinde dursun. Belki açıklanmayacak. Transfer sezonu bittiğinde ha <laughs> atıp tutuyordun lan ne oldu? 3.7 bak hala değişen bir şey yok diyeceksiniz. Canınız sağ olsun deyin. Benim duyumlar bazen bir sene bir buçuk sene sonra çıkıyor ortaya. Bilenler bilir. Ben Hacerayt içinde Dünyamin Balcı içinde şunu söylüyorum. Fenerbahçe bu iki futbolcuyu belki de bedava alacak. Şimdi Samatta diye bir elemanımız var. Şu anda Genk de forma giyiyor. Genk Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa zorunlu opsiyonları devreye girecek ve Zaten yıllık ücretini onlar ödüyor. 3 milyon euro civarında bir zorunlu opsiyonları var. Genk bu opsiyonu kırdırmak adına belki de bize 1-1,5 milyon euro, 2 milyon euro para verecek. Hani bu opsiyonu kırdıralım, almayalım diye. Yani hiç değilse yarısından kurtulalım diye. Şimdi Fenerbahçe'nin buradan bir 1,5 kar ettiğini düşünün. 2. Buruma. Zaten Buruma'nın Fenerbahçe'nin 4'e aldığı söyleniliyor bunu konuşacağız. 3. Gustavo Henrique. Nasıl Gustavo Henrique? Gustavo Henrique. Eğer Fenerbahçe'de e, yani ikinci devre devam etmesi çok düşünülen isimlerden değil. Gustavo Henrique. 5. Lemus. 6. Nazım Sangare. Pardon. Samatta, Buruma, Gustavo Henrique, Lemos, Nazım Sangare. 5 tane isim. Bu 5 ismi verip bu 5 ismi verip Bünyamin Balcı ve Hacı Fenerbahçe kısa süre içerisinde getirse zarar mıdır? Kar mıdır? Hocam Antalya Spor bunu kabul etmez. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Eğer bu öyle bir transfer gerçekleşirse biz Samet Akaydın'ı yine 3.7'ye almayacağız. Hocam verecek adamın kalmadı ki. Kime göre kalmadı? Kime göre kalmadı? Kim diyor kalmadı diye. Bizim verecek şeyimiz çok. Bakın. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'nin karı daha yüksek. Ben size düz mantık hesaplayayım. Samat da yıllık 2,5 milyon euro alıyor. Bir yıllık sözleşmesi kaldı. Bu yılda yarım sezon, şu an geri dönme ihtimali var. Yarım sezonuna dönse 3.75. Şöyle bir hesap makinesini de açayım arkadaşlar bilgisayardan. Hocam sen kaç Aklından da hesaplarsın. Biliyorum aklımda hesaplayabileceğim ama yine de 3.75 Dedim ya bir bari verelim de size geri gitsin diye. Bir buçuk da verdiler dedim. 5.25 Şu anda Samat'ta herhangi bir takıma 10 servisiyle ee, versen 5 milyon 750 bin euro kardasın. İşte şey 5 milyon bin euro. Artı <laughs> Burumayı sadece kiralık olarak yarım sezon 1 milyon euro desen yıllık ücreti 2 desen 6.25 En azından 1 milyon euro kardasın. Yani eğer sezon sonuna kadar kiralıksa ya 4 milyon euro opsiyonu yoksa eğer alma opsiyonu ki Fenerbahçe şampiyon olsa 4 milyon euro opsiyon devreye girecek benim duyumlarıma göre. Şampiyon olmasa zaten devreye girmeyecek. Mantık olarak <laughs> 1 milyon euro diyelim yarım 6 6.250 oldu. Hocam diyelim ki Fenerbahçe şampiyon oldu. Diyelim ki Fenerbahçe şampiyon oldu. İnşallah. Sonuçta 4 milyon euro yine bize gelecek ama Antalya Spor Tedrisi altından geçip belki de coşmuş olacak. Ama 6.25 diyelim. Şu an. Gustavo Henrique yıllık ücret 1 milyon euro desen. Bon servisi alındı desen. Hadi bon servisi 1.4'e kapattın desen. Sakatlıktan dolayı belki de ikinci taksi vermeden. 3 yıllık 3.5 milyon euro dersin. Yıllık ücret artı yavaşlığı hantaldı ellem Lemos'un yarım sezonluk sözleşmesi kaldı. 0.5 artı Nazım'ın da bildiğim kadarıyla 1.5 sezonluk sözleşmesi var. Yıllık 1 milyon euro alsa 1.5 da ona diyelim. 11 milyon 750 bin euro kurtulmuş olacaksın. Hocam biz Samatta'ya 6 milyon euro verdik ama o ne olacak? O gitti artık. Onu satsan da gitti. Alsan da gitti. Versen de gitti. 11.750 karda olacaksın. Böyle bir takas olursa ben Antalya Spor'u çok ama çok desteklerim. Çok da sevinirim. Böyle bir takas olursa. Bunu da söyledim. İkincisi <laughs> Bünyamin Balcı konusunda Fenerbahçe'nin hani Bünyamin Balcı ve Hacer ait konusunda ee, takas yollarının çok ciddi manada açıldığı söyleniliyor ama ne derece doğru bilmiyorum. Sormanızı beklediğim soru şu. Sormanızı beklediğim soru şu. Hocam iyi de Antalya Spor bunlara bu yıllık ücretleri nasıl verecek? Bu futbolcular Antalya Spor'a niye gidecek? Samat Dayı çık. Buruma yarım sezonuna kiralık gitse oynayacağı kulübe gitmiş olacak. Parasını biz verelim gerekirse. Oynasın. Sen kadronda sıkıntı yapacak bir futbolcudan kurtuluyorsun. Gustavo Henrique'yi göndersen dörtlüye dönüyorsun ki bayram edeceğim bir duyum. E, Lemos zaten yarım sezon yarım sezondur. Nazım Sangare Allah aşkına Nazım Sangare'nin Fenerbahçe'de siz kadroya madroya gireceğine inanıyor musunuz? Dünyanın Balcı'nın yaşını biliyor musunuz? Artı e, artı bak artısı var. Yani Dünya Balcı 22 yaşında Art Osayi Samuel'in her maç bozduğu ofsaytlar falan zorunuza gitmiyor mu? <laughs> ya da e, ile devam edilir mi sizce? Ferdi solda iyi diyoruz. Dünyanın balcı da sağda iyi desen. Sağ bek sol bek. Kurtulmuş oldun. 10 milyon euro istiyorlar senin almak istediğin sol beke. Bak otomatikman sağa Bünyamin Osayi yaptın. Solda da Ferdi Alioski devam etsen ki sol bek alırsan onu feshedersin belki. Sağa da solu da kapattın. Tehlike anında Lincoln'u oynatırsın. Tehlike anında Ferdi'yi oynatırsın. Tamam. Gustavo Nique'yi göndereceğim. Samet Akaydın, Serdar Aziz, Atilla Salahi, Luan Perez. 4 tane de stoperim var. Savunma tamam. Altay, Bayındır, İrfan Caner, Ertuğrul. Tamam. Arao, Crespo. Şu anki konjektörde Arao, Crespo. Mert Hakan, Zaits, İsmail Yüksek. 5 tane de orta savun var. Hani 4-2 desen... Bu 5 kişiden 2'yi seçeceksin. 3-1. 10 numarada Lincoln'u oynatabilirsin. Pedro'yu oynatabilirsin. King'i oynatabilirsin. 3 tane adam var. Sol kanatta Rossi'yi oynatabilirsin. Lincoln'u Zoraki'yi oynatabilirsin. Emre Mor'u, Arda Güler'i, İrfan Can'ı falan oynatabilirsin. sağda İrfan Can'ı, Emre Mor'u, Arda Güler'i falan oynatabilirsin. E hücumda da Batshuayi. Bak bu arada Hacı da alırsan kanatta da oynatabiliyorsun ya. Hacı da oynatabilirsin. E, Forvet'te Batshuayi, Cao Pedro, Serdar Dursun, Hacıraydı. Hücumda da bunları oynatabilirsin. Yani bu böyle bir transfer gerçekleşirse ki haberlere göre, duyumlara göre yüzde yüz Fenerbahçe'de diyorlar. Bakın bunlar diyorlar. Ben demiyorum. Bakın bunlar diyorlar. Ben demiyorum. Size bırakıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben ee, bunları diyorum. Bana kalırsa şunu söyleyeyim. Bak bana kalırsa şunu söyleyeyim. Hocam sen bunu yapar mısın? Ya adamlar Uğur Çiftçi'yi alacak oluyor. Taraftarından bir tek küfür yok. Fenerbahçe Bünyamin'i alıyor. Antalya'nın forvetiyle Stoper'in sahabekini al alıyor. Ferdi Kadıoğlu'nu ikincilikten aldığı zaman alay ediyordunuz. Şimdi 30 milyon verseler verme diyorsunuz. Krespo e, ikincilikten aldığında da aynısını söylüyordunuz. Yahu futbolcunun ismi değil cismi oynuyor sahada. Sahada cismi oynamayan hiçbir futbolcunun ismi etki etmiyor. Mesut Özil'i aldığın zaman dünya konuştu. Sana ne katkısı oldu? Sana ne katkısı oldu? Sana ne katkısı oldu Mesut Özil'in? Samatta'nın sana ne katkısı oldu? Dünya konuştu. Krasic ne katkısı oldu sana? Arkadaşlar ben duyumumu verdim. Gerisini size bırakıyorum. Üyelere verdiğim duyumları da bu şekilde veriyorum. Lütfen arkadaşlar yani şevkimi daha da arttırmak adına lütfen kanalımıza abone olalım. Videoyu beğenelim. Yorumlarınıza destekleyelim. Olumlu ya da olumsuz ama elinizi vicdanınıza koyarak yorum yapın. Olur mu? Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere dostlar.